Bu dersimizde ise komponente dışarıdan bir veri gönderip dinamik gibi bir komponent nasıl oluşturuyoruz öğrenelim. Şimdi daha önceki dersimizde bir header komponenti class almamız ile oluşturduk. Tabi gelip bunu bir function aracılığıyla nasıl oluşturacağımızı zaten görmüştük. Buradan gelip şöyle bir function tanımlayalım ve function içerisinde ise gelip direkt return diyerek bu şekilde bir div yapısını şöyle geriye gönderelim. Tabi render değil şöyle sadece return kısmını burada ekleyeceğiz. Peki bu şekilde gelip burayı da yorum satır yapalım. Gayretimizde gene sonuç değişmez. Gene aynı görüntüyü burada alırız. Burada e, fonksiyona bir parametre gönderebiliriz. Bundan örneğin bir props parametresi göndermiş olduğumuz prop parametresi bir obje sonuçta ve ben bunu şöyle props şeklinde ekrana yazdıracağım. Ve ayrıca gelip header bilgisi içerisinden komponente bir parametre gönderebiliriz. Örneğin bir title parametresini gönderelim. Title parametresi de gelip burada oluşturmuş olduğumuz title parametresini bu şekilde dinamik olarak dışarıdan ve bu bilgiyi bize önemli JSON yapısından bir servis üzerinden geliyor olabilir. Ve biz H1 içerisinde bu bilgiyi gelip burada şöyle expression aracıyla yazdıracağız. Peki nasıl yazdıralım? Şöyle props üzerinden şöyle title bilgisine ulaşıp bunu bu şekilde dinamik olarak yazdırabiliriz. Değişen bir şey yok. Örneğin buradan sonuna şöyle bir ünleme ekleyelim, kaydedelim. Kaydımızda görüntü karşımıza gelir ve biz bunu ekrana yazdırdık ve gördüğünüz gibi obje şeklinde bu bilgi buraya geliyor. Ayrıca gelip buradan header'a şöyle description bilgisi de gönderebiliriz. Description bilgisine gelip burada uygulamayı tanımlayan bir ifade. Gelip bunu buradan alalım ve burada ise yapmamız gereken şöyle props nokta buradan description. Bunu kaydettiğimizde yine aynı sonucu alırız. Geliriz buradan şöyle değiştirelim biraz noktayı şöyle 3 nokta olarak kaydedelim. Kaydettiğimizde bakın description liste bu şekilde gelir ve baktığımızda dediğimiz gibi bir obje tanımlaması bir obje içerisinde bu şekilde property'ler geliyor. Peki function olarak bunu tabii ki kullanabiliriz ancak biz gelip bunları class olarak tanımlayacağız. Buradan Ctrl K C diyelim. Ve gelip class tanımlamasını gelip burada açalım. Ve burada bir parametre burada göndermeyeceğiz. Çünkü gelip biz direkt komponentin içerisinde şöyle console.log diyerek Buradan gelip şöyle diz nokta sonuçta ilgili class içerisinde klasan tanımlanacak olan nesnelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla diz dememiz gerekiyor. Diz nokta dediğimizde bize zaten gelen bir props bilgisi var. Props bilgisi de bize zaten React component içerisinden geliyor. Ancak bunu tabii ki burada yazdıramayız. Gelip bunu render içerisinde return etmeden önce bunu gelip konsola direkt yazdırabiliriz. Ve biz buradan ilk başta parametre göndermeden önce props da gelip şöyle console.log diyelim. Ve bunu da şöyle dışarıda yazdıralım. Şöyle herhangi bir komponentin içerisine girmeden bir console.log diyelim. Ve bize gelecek olan bir React bilgisi vardı hatırlarsanız. Bu React sonuçta bir global tanımlanan bir değişken. React ve React DOM biz HTML e sayfasına bunları eklemiştik hatırlarsınız. React dedikten sonra da component isminde bir özellik vardı Direkt buradan React yazdıralım. component zaten içerisinde direkt göreceğiz. Bunu kaydedelim. Kaydettiğimizde bakın sol tarafta buradan şöyle component bilgisi gelir. Buradan bunu filtrelemek için şöyle react.component de diyebiliriz. Bunu kaydettiğimiz anda sadece bize component özelliği gibi gelir ve component içerisine baktığımız zaman bakın this props. Yani aslında bu component için buradan bir prop parametresi var. Dolayısıyla prop parametresini biz örneğin gelip render içerisine tanımlamamıza gerek yok. Peki o halde gelin şurayı silelim ve burada dışarıdan bir parametre göndereceğiz ve gelip buradan eğer bunu kaydedersek biz header klası içerisinde this props ekranı yazdırdık ve yazdırdığımız için buradan fonksiyonun içerisinde yazdırmış olduğumuz gördüğünüz gibi özelliğin aynısı geldi. Yani ben gelip burada ekstra bir props parametresin fonksiyonu göndermem aslında burada gerekmiyor. Peki gelip bunu buradan silelim. Biz buradan class tanımlamasını kullanacağız dediğimiz gibi biz buradan extend ileri komponentten genişlettiğimiz için nedir class'ını miras olarak özellikleri aldığımız için this.props diyerek biz bu özelliklere ulaşabiliriz. Ancak burada farkı tabii ki gelip burada this parametresini kullanıyor gerekiyor. Çünkü class alınmamasında biz bu class'tan türetilecek olan daha sonraki nesneleri burada baz almış Buradan title diyelim ve gelipten buradan şöyle diz nokta description. Bunu kaydedersek eğer buradan description bilgisi ve title bilgisi gelmedi. Tabii ki burada diz nokta nokta dememiz gerekiyor. Burayı da silelim ve bunu kaydettiğimiz anda bakın aynı görüntüye burada sahip olmuş olduk. Tabii ki buradaki tanımlamaları da biz şu anda ana komponent içerisindeyiz. Örneğin to do app içerisindeyiz. Dolayısıyla gelip buradan şöyle const diyerek buradan bir title tanımlaması burada yapabiliriz. Ve title içerisinde aşağıda yazmış olduğunuz bilgileri tabii ki yazabiliriz. Şöyle const title, title içerisinde de buradaki gelip şöyle içerikleri direkt alalım. Buradan şöyle title ve aynı şekilde const diyerek şöyle bir description bilgisi tanımlanabilir ve description bilgisi içerisinde ise burada tanımlamış olduğumuz Lorem bilgisini atalım. Ve burada da yapmamız gereken title bilgisini artık expression aracılığıyla bu bilgiyi de gönderebiliriz. Bunu da şöyle diz nokta şöyle direkt bunu title olarak bunu tanımlayacağız. Neden? Çünkü ilgili class'ın içerisinde burada dizlememiz gerekmiyor. Neden? Çünkü biz bunu ilgili render metodu içerisinde direkt tanımlıyoruz. Description içinde gelip buradan şöyle description'ı direkt yazabiliriz. Bunu uzun yazmayalım şöyle description. Ve bunu kaydettiğimiz anda tabii ki şunlarda yok bunları da unutuyoruz. Şöyle kaydedelim. Kaydettiğimiz anda bu şekilde. Peki daha sonra gelelim buradan daha önce hazırlamış olduğumuz examples ve buradan CS Studio'ya gelelim ve buradan biz bir obje tanımladık. Örneğin items objesi. Tabii bunu bu şekilde tanımlayabiliriz Gelip direkt bunu da alabiliriz. Gelip buradan şöyle render içerisine bu bilgiyi direkt buraya yapıştırabiliriz ve buradan şöyle app nokta title ya da gelip buradan şöyle app nokta description şeklinde bu tanımlamaları yapabiliriz ve ayrıca buradan item bilgilerini de to list bilgisine gönderebiliriz to list bilgisi de burada baktığımızda bir liste tanımlıyor sonuçta ve liste içerisindeki her bir elemanı da to do item'a gönderiyor olması gerekiyor dolayısıyla buradan Şöyle to liste gelerek buradan bir parametre ismi tanımlayalım. Sonuçta props'in içerisinde bu bilgiler gidecek. Ve gelip buradan şöyle items olarak bunları tanıtabiliriz. Tabii ki bu app.items. Objenin içerisinden gelen app.items'ı bu şekilde göndereceğiz. Daha sonra gelerek buradan şöyle to do liste gelelim. Daha sonra aşağı geldiğimizde burada to item'ları biz burada kendimiz oluşturacağız. Peki to item oluşturmadan önce gelip buradan bir expression açalım ve expression içerisinde nokta Props.items üzerinde bunları tek tek dolaşabiliyoruz ve items üzerinde bunları dolaşıp hatırlarsınız ki aşağı doğru gelelim. Create element'e baktığımızda bakın app.items map ve buradan bu şekilde bir yapı oluşturabiliyorduk. Gelip buradan o halde şöyle this props. şöyle map metodunu çağıralım ve map metodu içerisinde buradan bir item ve index bilgisini alabiliriz. Index bilgisi için de bunları kullanabiliriz. Gelip buradan şöyle kullanımı alalım. Gelip buraya bunları yapıştıralım. Buradan app değil, buradan this. props altındaki itemsları tek tek dolaşacağız. Item ve index bilgilerini burada yazacağız. Ve bunları return edebiliriz. Return edeceksek parantezleri kullanmamız gerekiyordu. Gelip buradan şöyle return etmeyelim ve gelip bunları li elemanları bu şekilde direkt ekrana yazdıralım. Peki gelip bunları şöyle kaydedelim. Kaydettiğimiz anda bakın item 1, item 2 ve gelir. Ve ben gelip buradan şöyle tekrar bir bilgi girmeye kalkarsam item 3 örneğin. Ve bunu kaydettiğim anda item 3 bilgisi de buraya gelmiş olur. Peki şimdi biz bu bilgileri tabii ki kendimiz yazdık burada ancak her gönderdiğimiz bilgi sonuçta bizim için alt bir eleman yani to the list'in kendisi aslında bir alt komponente karşılık. dolayısıyla bu şekilde bir yapıyı buraya yazmaktansa gelip buradan şöyle bunu keselim ve burada şöyle to the item'ı yazdırabiliriz. Şöyle to the item diyelim ve bunu gelip şöyle kapatıp şöyle kaydettiğimiz anda bu durumda da 3 tane to the item burada yazar. Ve burada alt to do item bize yaptı. Buradan sadece tek bir tane statik olarak bir li elemanı göndermek. Li elemanlarını bu şekilde 3 tane yan yazar. Neden? Çünkü bizim item listesi içerisinde 3 tane elemanız var. Eğer gelip bunu buradan silersek 2 tane dersek bu durumda 2 tane bize to do item gelir. Altta yazan bir hata değil. Buradan 2 parametresini eklemeniz gerekiyor şeklinde bir bize burada bir uyarı veriyor. Peki bunu da ekleyeceğiz ve uyarı buradan gidecek. Ve gelip buradan ben bir item bilgisi göndereyim bu sefer. Item bilgisine gelip şöyle parantezler içerisinde şöyle item olarak gönderelim ve artık gelip buradan bir index parametresi de gönderelim. Şöyle index parantezi aç kapat ve gelip buradan almış olduğumuz index bilgisini de bu şekilde gönderelim. Ve bizim artık buradan iki tane parametre props parametresi içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla gelip ben buradan yapmam gereken buradan key parametresi içerisine şöyle expression ile burada dizlememiz gerekiyor. Şöyle diz nokta buradan props içerisindeki Buradan şöyle indeksi buraya yazdıracağız ve value bilgisi olarak da tutu item değil tabii ki burada. Artık buradan parantezleri aç. Buradan diz nokta props nokta buradan da item bilgisini yazdıracağız. Peki. Gelip bunu eğer kaydersek kaydımızda bakın bu şekilde bilgiler karşımıza gelir. Peki burada aldığımız hataya bakacak olursak buradan bir key hatası veriyor. Önce biz li key bilgisini veriyoruz. Ancak key bilgisini burada vermemiz gerekiyor. Resmi dokümanlarda bu şekilde anlatıyor. Gelip to do item içerisine bu key bilgisini tanımlamamız gerekiyor. Yani ben gelip buradan şöyle key tanımlamasını buraya yapıyormam gerekiyor. Key zaten buradan biz indeks olarak buna ulaştık. Buradan yazdıracağımız anda li elemanına bu şekilde vermiyoruz. Dediğimiz gibi komponente bu key bilgisi vermesi, verilmesi gerekiyor. Peki buradan key bilgisini alıp ona göre bir li elemanı burada oluşturuyor. Peki bunu kaydettiğimiz anda burada bakın hatamız gider. Peki gayet güzel. Bu dersimizde komponentlere bir veri gönderip yukarıda sonuçta tanımlamış olduğumuz bir app objemiz var. Bu obje içerisindeki bilgilere göre biz uygulamamızı dinamik bir şekilde komponentlere gönderdiğimiz bilgilerle dinamik bir şekilde uygulama bilgilerini bu şekilde yazdırdık. Bir sonraki dersimizde ise buradan örneğin clear item dediğimizde bir event ya da add item dediğimiz zaman bir event. Bunları daha önceden görmüştük ancak bunları class yapısı içerisinde nasıl kullanıyoruz öğrenelim.